Arkadaşlar merhaba, ben Deniz Kerim. Bugün size bilgisayar alacak arkadaşların çok fazla dikkat etmesi gereken maddeleri derleyip sizlere sunacağım. Bu sayacağım maddeler çok önemlidir arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir maddeyi atlamanızı tavsiye etmiyorum. Alacağınız bilgisayarın parçalarını tek tek forumlarda araştırın gençler. Mesela işlemciniz diyelim Ryzen 1612 nanometre. 1612 nanometre nasıl bir işlemcidir? Hangi ekran kartına kadar destekler? Bunların hepsini forumlarda kullanan arkadaşlara sormanız gerekiyor arkadaşlar. Yani işlemcinizi, ekran kartınızı, anakartınızı tek tek araştırın arkadaşlar. Bilgisayarı alacağınız siteleri araştırın arkadaşlar. Mesela İtopya'dan mı alacaksınız? İnce Hesap'tan mı alacaksınız? Game Garage'dan mı alacaksınız? Teknobiyotik'ten mi alacaksınız? Bunların hepsini tek tek araştırın arkadaşlar. Hangi sitenin ne gibi sorunları var? Hangi siteden alırsam daha güvenilir? Hangi site daha hızlı ve daha güzel iş yapıyor? Bunların hepsini gene aynı şekilde forumlarda deneyim sahibi kişilere sorarak araştırın arkadaşlar. Bilgisayar almadan önce önemli olan maddelerden bir tanesi de alacağınız bilgisayarda siz ne yapacaksınız? Yayıncı bir insan mısınız yoksa sırf oyun oynayan bir insan mısınız? Bu size ne gibi etken sağlayacak? Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Diyelim ki siz yayıncı bir insansınız. O zaman işlemci bandınızı 3600 seçebilirsiniz. Sıkıntı yok. 3600 seçmeniz gerekir. Eğer siz yayıncı değil, sırf oyuncuysanız 3500X seçmeniz sizin için yeterlidir. Çünkü 3500X 3600 oyun performansı veriyor zaten size. Yani gidip de 300 lira 400 lira fazla para vermenize gerek kalmaz. Yayıncı mısınız, oyuncu musunuz? Bunu kendinize bir sorun. Bilgisayarı almadan önce bir düşünün. Ben bu bilgisayarı aldıktan sonra en çok hangi oyunu oynayacağım? Bu size ne gibi etken sağlayacak? Mesela yine örnek veriyorum. Rush oyunu 16 GB RAM istiyor. Yani 12 GB, 13 GB RAM istiyor. Yani sizin aldığınız bilgisayarda 8 GB bir RAM varsa bu oyunu oynayamazsınız arkadaşlar. Onun için oynayacağınız oyunların özelliklerini önceden bir araştırın arkadaşlar ve ona göre bilgisayar alın. Rush oynayacağım diye 8 GB'lık bir bilgisayar alırsanız hüsran yaşamış olursunuz arkadaşlar. Bilgisayarda kullandığınız kasalar önemlidir. Gidip de sisteminiz 5000 liralık bir sistem, yani anakart, ekran kartınızın hepsi 5000 lira toplamsa gidip de buna dandik bir kasa almayın arkadaşlar. Kasalar önemlidir. Kasalara gerçekten önem verin arkadaşlar. Hava sirkülasyonu olması gerekir kasalarda. Yani ekran kartınızın, işlemcinizin soğuyabilmesi için hava ile temas etmesi gerekir. Yani tamam, tam çıplak bir şekilde hava ile temas etsin değil. Yani önemli olan hava sirkülasyonunun güzel olan bir kasa seçmeniz gerekir. Aldığınız ucuz kasalar sisteminize zarar verebilir. Kasanız ileriye dönük mü? Bunu bir araştırın. Önemli olan bu araştırmada anakarttır. Anakartınız ne kadar iyiyse kasanız o kadar ileriye dönüktür arkadaşlar. Yani anakartınız ileriki zamanlarda ekran kartı upgrade'ine hazır mı? İşlemci upgrade'ine hazır mı? Veya M2 destekli mi? İleriki zamanlarda M2 takabilecek misiniz bu anakarta? Buna bir araştırın arkadaşlar. İleriye dönük olmayan bir anakart alırsanız bir iki yıl sonra bu bilgisayarı direkt olduğu gibi çöpe atmak zorunda kalırsınız. Ne yapmanız gerekiyor? İleriye dönük bir anakart takarsanız ileriki zamanlarda diyelim işlemciniz düşükse işlemcinizi arttırırsınız. Ekran kartınız düşükse sadece ekran kartınızı arttırırsınız. Aldığınız bilgisayar ortalama olarak kaç FPS alacak? Mesela 4000 TL'lik bir bilgisayar aldınız diyelim. CS'de diyelim 100 FPS alıyor. Gidip de 144 Hz'li bir monitör al. Yani biraz mantıklı düşünün. Ona göre bir monitör seçiminizi yapın arkadaşlar. Ortalaması 300 FPS alan bir bilgisayara da 75 Hz monitör almayın. 144 Hz alın. Ortalama FPS'inizi çözebilmeniz için ekran kartınız hangi modelse bunu YouTube gibi herhangi bir platforma yazdığınız zaman da onun FPS değerlerini görürsünüz ortalama olarak. Ona göre güzel bir monitör seçiminizi yapın arkadaşlar.
aldığınız bilgisayarın kesinlikle alışveriş yaparken, İtopya'da diyelim, herhangi bir bilgisayarı satın alacaksınız. Aldığınız zaman paranızı yatırırken kesinlikle dekontunuzu mail olarak kendinize atın arkadaşlar. Her zaman, ya bu her yerde böyledir. Dekontunuzu kesinlikle alın arkadaşlar. Kime ne kadar para verdiğiniz belli olsun resmi belgelerce. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa, ki çıkmaz inşallah, çıkarsa dekontunuzu gösterebilin arkadaşlar. Onun için elinizde bir belge kesinlikle olsun. Verdiğiniz paralar az buçuk paralar değil. Bu paraların kesinlikle dekontunu elinizde bulundurun arkadaşlar. Windows kurabiliyor musunuz? Bazı bilgisayarlar, yani hazır sistemlerden bahsediyorum. İtopya gibi vesaire gibi sitelerde satılan hazır sistemlerden bahsediyorum. Bu sistemlerin bazıları Windows kurulu değil. Yani bu bilgisayarları satın alırken Windows kurulu geliyor mu, gelmiyor mu diye bir sormanız veya sorgulatmanız veya araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim için neredeyse en önemlisi bu. Hazır sistem alacaklar, normal sistem alacaklar arkadaşlar, bilgisayar alacak bütün arkadaşlar, kesinlikle bilgisayarları özelleştirin arkadaşlar. İtopya, İnce Hesap gibi vesaire sitelerde hazır sistemler var arkadaşlar. Bu hazır sistemler kendiliğinden indirimli oluyor. Tek tek topladığınız zaman da bu sistemin fiyatını aşıyorsunuz arkadaşlar. Veya toplama sihirbazından toplamaya çalıştığınız zaman da bu bütçenizi arttırıyor. Yani hazır sistemleri kendi isteğinizin doğrultusunda özelleştirirseniz, yani hazır sisteme girdiniz, işlemci kısmınızı kendi istediğiniz gibi değiştirin, ekran kartınızı kendi istediğiniz gibi değiştirin, bana kalsa tek tek kimse tek tek toplamasın, indirimli bir şekilde, yani o kasaları özelleştirsin arkadaşlar. Benim tercihim bu. Ben de bilgisayar alırken bu şekilde yaptım. Gayet memnunum. Siz de bu şekilde yapın arkadaşlar. Ve kanalımızda, canlı yayınlarımızda, normal videolarımızda ben her zaman kasamı özelleştiriyorum arkadaşlar. Alınacak kasayı özelleştiriyorum. Yani tek tek ben de toplayabilirim. Ama indirim olduğu için, daha ucuza denk geldiği için ben kasaları özelleştiriyorum arkadaşlar. Sizler de kesinlikle kasaları özelleştirerek alın arkadaşlar. Tek tek toplayacak arkadaşlara nazaran söylüyorum. Eğer tek tek toplayacaksanız kesinlikle İnce Hesap, İtopya gibi gaming geceleri yapan sitelerden tek tek toplayabilirsiniz arkadaşlar. Gaming gecelerinde ürünler daha ucuza iniyor ve daha iyi fiyatlara alabilirsiniz. Tek tek toplayacak arkadaşlar, tek yapabileceğiniz şey gaming gecelerindeki ürünleri kaçırmayıp oradaki ürünleri tek tek birleştirerek güzel bir kasa elde etmek arkadaşlar. Bütün maddelerimiz bu şekildeydi. Sonuna kadar izlediğin için teşekkür ederim. Buradan şu anda aşağıdan kanalıma abone olabilirsin. Canlı yayınlarıma gelebilirsin. Saat 9'da canlı yayınlar yapıyoruz. Ve toplayacağım bilgisayarı veya fiyat performans bütçeni bana aşağıda yorumlar kısmına yazabilir. Veya canlı yayına gelip oradan sorular şeklinde sorabilirsin reis. Seni seviyorum. Selam gençler, ben Deniz Kerim. Bugün sizlerle beraber bilgisayar toplama simülasyonu oynayacağız arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ne alacağız? İş tekliflerini yapacağız. Mesela SSD değiştireceğiz, anakart değiştireceğiz, ekran kartı değiştireceğiz, arıza yapacağız, program kuracağız. Ben de ilk defa oynuyorum. Go to PC diyelim o zaman. Tamam, bilgisayardayız. Bilgisayarı aldık. Ne yapıyoruz? Click. Aldık elimizde. Buraya bir koyalım o zaman bilgisayarımızı. Ne yapacağız biz burada? Diyor ki bize, buna bir virüs programı kur. Tamam, öncelikli olarak şu açmamıza gerek yok. Virüs programı kuracağız sonuçta. Dişleri takalım. HDMI'mızı takalım. Görüntü alacağız. Klavyemizi takalım. USB portlar. Gücümüzü takalım. Power diyeceğim ben. Güç vereceğim. Şöyle bakabiliyoruz bilgisayara. Oo, bilgisayarımız açıldı. Bayağı ses geldi. USB driver. Aynen. Driver'ı koyalım. Tamam, şimdi buradan çıkalım. Buraya girelim. Programlar. Ne kuracağız biz buraya? Virüs programını kuralım. Tamam. Kolay. İlk görevimiz kolay arkadaşlar. Virüs programı. Bu tabii ki ileriki zamanlarda zorlaşacak. Artık yani göstermeyecek falan filan. Restart'tan aynen. Bir restart atalım. Virüs programımızı çalıştıralım. Önce bir virüsleri tarayalım. Oha, 600 tane virüs çıktı. Hemen clear, temizle. Tamam. Bunları çıkartalım öncelikli olarak. Tuttuk. Götüreceğiz. Koyacağız. Buraya mı koyuyoruz? Koydum. Bugünkü günümüzü bitireceğiz arkadaşlar. Sadece bir müşterimiz vardı.
O da bize virüs programı kurdurdu.